Herkese merhabalar. Yaman, gerçeklerin peşini bırakmasın diyenler ve ayrıca Ser, Yaman'ın yaptıklarını pişman etmeden affetmesin diyenler beğeni tuşuna bassın ve sayımızı göstermiş olalım. Yaman, dedektifle buluşabilecek mi? Yaman, gerçekleri öğrenebilecek mi? Ser'in suçsuzluğu ortaya çıkınca Ser, Yaman'ı affedebilecek mi? Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzleri ortaya çıkacak mı? Neslihan, Bora'ya tekrardan inanacak mı? Ali ve Kiraz arasında neler yaşanacak? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Yaman, geçmişte seyre yapmadığını bırakmamış, cadı İkbal ve Zuhal'in sahte kanıtlarına inanmıştı. Cadı İkbal ve Zuhal de sahte kanıtlar için dedektif tutmuştu. Dedektif yeniden plan yaparak Zuhal'i tehdit etmiş, para istemişti. İkbal de kendi aralarında dedektifin peşine salarak dedektifi ortadan kaldırmaya çalıştı. Dedektif de konuğa bir zarf göndererek Seher'in Selim'e tokat attığı fotoğrafı da içine gönderdi. Yaman fotoğrafı gördüğü halde hala Seher'e güvenmeye devam ediyor. Fotoğrafı görür görmez Zuhal'i gösterip açıkla bunu diyen Yaman Efendi, neden aynı fırsatı sevdiğin kadına bu fotoğrafı açıkla demedin? Dosyayı görür görmez bütün bunlar ne demek oluyor diye Seher'e neden sormadın? Seher ne olduğunu bile bilmeden günlerce bu sahte kanıtlar yüzünden çileler çekti. Yaman'ın gidip Zuhal'e hesap sordu. Dedektifle buluşacağını söylemesi resmen Zuhal ve İkbal'i harekete geçirdi. Yaman neden dedektifle görüşmek yerine gidip Zuhal'i uyardı anlamış değiliz. Yaman'ın yüzünden Zuhal ve İkbal yeniden harekete geçti. Dedektif de yeniden Zuhal'le telefon görüşmesi yaptığını görüyoruz. Yaman buluşmak için yola çıkıyor fakat yeniden İkbal ve Zuhal son anda hamle yapıp yine bizleri ters köşe yapabilir. Hep işler yolunda gibi görünüp son anda cadılar işlerini hallediyor. Yaman buluşma yerine gidecek ama dedektif orada göremeyecek. İkbal'in adamları dedektifi oradan kaldırabilir ya da dedektif daha fazla para kazanmak için bu oyunu oynamış olabilir. Gerçekleri itiraf eden zarfta da itiraf edebilirdi. Hatta Yaman'ın Zuhal'e buluşacağı günü söylemesi bize bir terslik olacağını göstermiş oldu. Yaman ise yeniden eski haline döndü. Yaman her ne kadar dedektifle buluşamamış da olsa artık gerçeklerin peşine düşecek. Yaman aslında Seher'e iftira atılan kuyumcuya gitse de kamera görüntülerinde bile Seher'in suçsuz olduğunu görebilir. Ama Yaman inatla gerçekleri görmemek için elinden geleni yapıyor. Yaman o fotoğrafı Zuhal'e göstermek yerine sevdiği kadına gösterse tüm gerçekleri görür ama Yaman sadece Seher suçlu olduğu zaman Seher'i ezmesini biliyor. Yaman'ın hareketlerinin değiştiğini fark eden Seher ise olayın içinde farklı bir konu olduğunu fark edecek. Yaman gittiğinde dedektifi bulamasa da Seher'e olan ön yargılarından biraz da olsa kurtulacak. Yaman konağa gelince gerçekleri tekrardan araştırmaya başlayacak. Seher'in suçsuz olduğu bir anda değil yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Yaman'ın kafası oldukça karışmış olacak. İkbal ve Zuhal şimdilik yırtmış da olsa hiçbir suç kusursuz değildir. Ardından mutlaka bir iz bırakır. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak. Yaman gerçekleri öğrenince bir süre bunu Ser'den saklayacak. Ser tesadüfen Yaman'ın masadaki sahte kanıtlara ulaşacak. Seher bunun için mi bana böyle davranıyordun diyerek Yaman'dan bunun hesabını soracak. Suçlu olan Yaman, Seher'in yüzüne bakmaya bile cesareti olmayacak. Yaman ve Seher beraber Nadire Hanım'ı ziyaret edecek. Seher, Nadire annesine olan bitenleri teker teker anlatacak. Nadire anne de Seher'e her zaman destek olacak. Seher'in sohbetinin ardından kayınvalide ve damadı güzel bir sohbet edecek. Yaman, yavaş yavaş Seher'e olan davranışlarını düzeltecek. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması biraz daha zaman alabilir.
Yaman fotoğrafa bakınca biraz tereddütte kaldı. Seher bütün gün konaktayken o fotoğrafın yeni çekildiğinin ihtimali bile yok. Ya da Selim'in iş yerine bakan güvenlik kameralarını dahi izlese Seher'in suçsuz olduğunu ortaya çıkarır. Ama nedense Yaman gözlerini kapatmış, öfkesine yenik düşmüştü. Ama dediğimiz gibi gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak. Yaman geçmişte yaptıklarından dolayı çok pişman olacak. Seher de döktüğü gözyaşı için Yaman'ı çok pişman edecek. Seher sadece Yusuf'un mutluluğu için Yaman'a biraz daha anlayışlı davranabilir. Yaman öyle şeyler yaptı ki Seher'i kendisini affettirmesi hiç de kolay olmayacak. Seher'in aklına sürekli Yaman'ın geçmişte yaptığı gaddarlıklar aklına gelecek. Sadece Seher değil, Yaman da kendisini affedemeyecek. Yaman dertleşmek için Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba da en başından beri onu uyardığını, Seher'in suçsuz olduğunu, kendisine belirttiğini söyleyecek. Yaman da çok pişman olduğunu, Seher'in kendisini asla affetmeyeceğini söyleyecek. Yaman, Arif Baba'nın desteğine ihtiyacı olduğunu belirtecek. Arif Baba da zamanı bırakması gerektiğini söyleyecek. Yaman, dertleştikten sonra konağa geri gelecek. Yaman o kadar kendisini çaresiz hissedecek ki Seher'in odasına girmeye bile cesareti olmayacak. Yaman ve Seher her ne kadar araları bozuk da olsa sadece Yusuf'un mutluluğu için yeniden bir araya gelecek. Seher konağı bile terk etmeyi düşünecek ama hemen aklına Yusuf gelecek. Eğer Seher konağı terk ederse Yusuf'un velayetini tehlikeye atmış olur. Bu yüzden konakta kalmaya devam edecek. Seher, Yaman'ın yüzünü bile görmek istemese de Yusuf'un mutluluğu için buna katlanmak zorunda kalacak. Yaman tüm sinirini Zuhal'den çıkaracak. Yaman, Zuhal'i konaktan kovacak. Yaman o sinirle bu sefer de Selim'in yanına gidecek. Yaman o kadar sinirlenecek ki sinirden eli ayağı tutmayacak. Yaman'ı karşısına gören Selim şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyecek. Yaman o sinirle Selim'i yaptıklarını pişman edecek. Sadece Yaman değil, aynı zamanda Seher de gerçekleri öğrenince Selim'e bunun hesabını soracak. Böylelikle Selim hem Yaman'ın gazabına uğrayacak hem de Seher'i artık sonsuza kadar kaybetmiş olacak. Seher, Yaman'ın kötü davranmasına dayanamayıp Yusuf'la kaçmak istemişti. Seher bu yüzden Ragıp'a kendi ve Yusuf'un bilgilerini vermişti. Ragıp biraz araştırdıktan sonra Seher'in Yaman Kırımlı'nın eşi olduğunu anlayacak. Ragıp bu yüzden ilerleyen zamanlarda Seher'i tuzağa çekmeye ve Yaman'dan para koparılabileceğini düşünecek. Seher'i tuzağa çekmeye ve Yaman'dan para koparabileceğini düşünecek. Ya da diğer ihtimal Ragıp yakalanacak. Ragıp yakalanınca Seher'in de bilgilerine ulaşılacak. Seher'in başı Yaman yüzünden belaya girmiş olacak. Yaman kendisini Seher'e affettirmesi için bu güzel bir fırsat olacak. Yaman Seher'i kurtarmak için elinden geleni yaparak Seher'in kurtulmasına yardımcı olacak. Seher ne kadar Yaman'ı affetmekte zorlansa da her geçen zamanda yavaş yavaş Yaman'a olan kırgınlıkları geçmeye başlayacak. Seher sadece Yusuf'un mutluluğu için Yaman'a bir şans daha verecek. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Seher Yaman'ı affetmeli mi? Neslihan ise tam Bora'nın tuzağına düşeceği sırada Fırat tam zamanında yetişmişti. Bora'nın gittiği yerde uyuşturucu ihbarı yapıldı. Neslihan artık bu saatten sonra Bora'ya güvenmez diye düşünüyorum. Çünkü Fırat gelmese Bora, Neslihan'ı uyuşturucu ortamına sokacaktı. Neslihan artık Bora'ya güvenmemeli. Bora'nın asıl hedefi Neslihan'la bir gece geçirmek. Neslihan buna izin vermeyecek. Ali ve Kiraz ise birbirlerine olan desteğini devam ediyor. Ali ve Kiraz sahnelerini oldukça az izliyoruz. Ali ve Kiraz aşkının başlaması için öncelikle bu sahnelerin arttırılması gerekiyor. Böyle devam ederse Ali ve Kiraz aşkının başlaması oldukça fazla zaman alacak gibi görünüyor diyelim
ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.